Tamam, burada çok uğraşıyor. Geçen sefer de söylemiştim. Tamam. Olmadı.14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 salt çoğunluk sağlanamaması nedeniyle seçimler ilk kez ikinci tura kaldı. Türkiye, Cumhurbaşkanı seçmek üzere 28 Mayıs'ta sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan %52,1, Kemal Kılıçdaroğlu ise %47,9 oy alarak seçimi tamamladı. Türkiye seçimini yaptı, millet iradesini tecelli etti. Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Türkiye genelinde seçimlere katılım oranı %84,8 olarak gerçekleşti. Cumhur İttifakı ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta da seçimi önde tamamladı. Zonguldak'ta seçime katılma oranı %86,17 olarak gerçekleşti. Kağıdı yapıştırmadılar. İmzalarım. Zonguldak'ta kesin olmayan resmi sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %54,8, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %45,2 oy aldı. Zonguldak'ta oy dağılımı şöyle oluştu. Zonguldak il geneli toplam sandık 1538, toplam seçmen 457.959, kullanılan oy 349.640. Katılım oranı %86,17. Recep Tayyip Erdoğan 211.991 oy %54,8. Kemal Kılıçdaroğlu 174.859 oy %45,2. Merkez Kemal Kılıçdaroğlu 39.331 oy %53. Recep Tayyip Erdoğan 35.167 oy %47. Karadeniz Ereğli Kemal Kılıçdaroğlu 52.398 oy %45,1. Recep Tayyip Erdoğan 63.886 oy %54,9. Kozlu Kemal Kılıçdaroğlu 14.103 oy %46. Recep Tayyip Erdoğan 16.554 oy %54. Çarşıma Kemal Kılıçdaroğlu 28.141 oy %44,6. Recep Tayyip Erdoğan 55,4 oy %55,4. Gökçebey Kemal Kılıçdaroğlu 6.364 oy %45,2. Recep Tayyip Erdoğan 7.722 oy %54,8. Kilimli Kemal Kılıçdaroğlu 10.844 oy %49,2. Recep Tayyip Erdoğan 11.196 oy %50,8. Alaplı Kemal Kılıçdaroğlu 10.032 oy %34,9. Recep Tayyip Erdoğan 18.733 oy %65,1. Devrek Kemal Kılıçdaroğlu 13.346 oy %35,8. Recep Tayyip Erdoğan 23.907 oy %64,2.